Merhaba. Yeni bir programa hoş geldiniz. Bu program başlığı Mülteciler 2 Suriye. Daha önceki program Mülteciler 1 Belarus tahminimin üzerinde bir ilgi gördü. Ancak her durumda zaten Mülteciler programına birkaç program halinde devam edecektik. Şimdi ikincisinde Suriye ile devam ediyoruz. Şimdi Suriye'nin nüfusu savaştan önce yani 10 yıldan daha fazla bir zaman önce 21-22 milyondu. Bunun yaklaşık 700 bin kişi kadar savaşta hayatını kaybetti. 21 milyon diyelim. Geriye kalanların yaklaşık 4 milyonu Türkiye'de. Toplam 1,5 milyon Lübnan ve Ürdün'de yani etti 5,5 milyon. 700 bin kadar Almanya'da 6 milyon küsur etti. Bunun dışında işte dünyanın değişik ülkelerinde de Suriyeliler var. Sayısı ne kadar bilmiyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinde olmak üzere. Yani yaklaşık bir 7 milyon Suriyeli ülke dışına göç etmiş durumda. Bu demektir ki yani nüfusun üçte biri ülke dışına gitmiş durumda. Tabii ülkenin içinde de büyük bir yer değiştirme olmuş. Bu ne kadar bilmiyorum ama oldukça yüksek bir oran gene. Ülke içinde olan yer değiştirmede. Şimdi şöyle bir şey düşünmek gerekir. Yani bu ülkede, yani Türkiye'de 4 milyon civarında Suriyeli var. Ancak bu Suriyelilerin statüsü belli değil. Diyeceksin mülteci. Mülteci, evet mülteci diyebilirsiniz. Ama mesela Batı Avrupa anlamında veya dünyanın diğer ülkelerindeki anlamda mülteci değil. Neden? Çünkü İşte Amerika, İngiltere, Fransa, Belçika vesaire gibi OECD ülkeleri dışında Türkiye'ye gelenler iltica edemiyorlar. Bunlar için iltica yasası yok. Diyeceksiniz tabii ya bu ülkeler, öteki ülkelerde saydığım ülkelerden gelenler niye iltica etsin Türkiye'ye? Tabii olmaz öyle şey. Yani bir ülkede iltica yasasının olması demek kişilerin o ülkeye şu veya bu nedenle başka yerden kaçıp geldiklerinde ilticaya başvurma imkanları var demektir. Bu iltica kabul edilir veya edilmez. O ayrı bir konu. Ama kişiler bu ilticaya başvurabilirler. Şimdi OECD ülkeleri dışında gelenler ki Suriye buna dahildir. Suriye, İran, Irak, efendim işte Ürdün, Lübnan, Afrika ülkeleri, Afganistan ve benzeri ülkeler. Bunlardan mesela savaştan kaçarak veya başka nedenlerle Türkiye'ye gelenler iltica başvurusunda bile bulunamazlar. Böyle bir hakları yoktur. Yani bu şu demektir. Türkiye'de Suriyeliler işte 10 yıldır neredeyse ülkedeler. En fazla kalan 10 yıl, geriye kalanlar işte 7 yıl, 8 yıl, 6 yıl. Bunların kalıcı bir statüsü yok. Halbuki ülke değiştirdiğinde insanlar onlar için en önemli şey statü sahibi olmaktır. Yani belirli bir yerleşiklik statüsüne kavuşmuş olmaktır. Bu insanların yani diyelim ki 6 ay sonra ne olacağı belli değildir çünkü statüleri belli değil. Konuk durumundalar veya diğer adıyla işte misafir durumundalar. Çalışma izni verilmiş bir bölümüne ama çalışma izinlerinin olması bu ülkede yerleşik oldukları anlamına gelmiyor. Hükümet değişikliğinde ki olabilir, her ülkede olur. Yeni hükümet bunlara hadi gidin artık misafirlik bitti diyebilir. Zaten muhtemel bir yeni hükümet için böyle şey de zaten söyleniyor. Misafirlik artık sona erdi, fazla uzamasın, hadi gidin. Böyle bir durum var. Bu insanların statüsü belli değil. Yani Türkiye'de en başta bir iltica yasası gerekiyor. Başka ülkelerde nasıl bir iltica yasası varsa öyle bir iltica yasası gerekiyor. Değişik ülkelerden savaştan kaçarak, iklim değişikliğinden kaçarak veya başka bir şeyden kaçarak Türkiye'ye gelenlerin ilticaya başvurabilmesini sağlayan hangi ülkeden gelirlerse gelsinler bir yasa gerekiyor. Tabii demin de söylemiştim, ilticaya başvurma hakkına sahip olmak bu ilticanın mutlaka mahkeme tarafından kabul edileceği anlamına gelmez. Bu ikisi farklı şeydir. Ama Türkiye'deki Suriyelilerin ve benzeri durumdakilerin
İranlıların, Irakların, Afrika'dan gelenlerin iltica başvurusu yapmaya bile hakkı yoktur. Şimdi bu durumda bu insanlardan bir şey beklemenin anlamı yok. Yanlıştır bir şey beklemek. Hani bazen deniyor, işte 10 yıldır bu ülkedeler bize uyum sağlayamıyorlar. Nasıl sağlayacaklar uyum? En başta dil öğrenecekler. E iyi de insanlardan bir şey bekliyorsanız eğer, önce o insanların yani 6 ay sonra ne olacaklarını düşünmemesi gerek. Kalıcı bir statüye sahip olmaları gerek. Ondan sonra insanlardan diyelim aradan 4-5 yıl geçtikten sonra bir şeyler bekleyebilirsiniz. Bunu beklemek hakkınızdır artık. Yani bunu beklersiniz. Ama bu olmadan insanlardan ne bekliyorsunuz? İnsanlar pekala şöyle düşünebilir. Yani diyelim hükümet değişti bir sene sonra. Bize hadi gidin dediler. Çocuklar Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de okula gitmiş. Çoğu doğru dürüst Arapça bilmiyor veya işte günlük Arapça biliyor. Türkçe eğitim görmüş. Bunlar Suriye'ye gidecekler. Peki ne yapacaklar orada? Tabii bir başka önemli soru da şu. Bu insanlar diyelim hepsi olmasa bile bir bölümü Suriye'ye geri gönderilecek. Öyle planlanıyor. Belli politik güçler veya partiler tarafından. Hangi Suriye'ye gidecekler? 3 tane Suriye var. 1. Esad'ın Suriye'si. 2. Kuzeyde bulunan ve Suriye'nin yaklaşık %15-18'ini kaplayan Türkiye'nin değişik inşaatlar yaptığı 2. Suriye var. Burada Türkiye askeri olarak da mevcut durumda. 3. olarak da YPG ile Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrol ettiği Kuzey Doğu Suriye var. Bu 3 ayrı Suriye birbiriyle hiç de iyi geçinen Suriyeler değiller. Bu durumda bu insanları hangi Suriye'ye göndereceksiniz diye tabii aynı zamanda sormak gerekiyor. Ama bundan daha önemlisi bu insanların eğer onlardan bir şey beklenecekse yarınlarına güvenle bakabilecekleri, kalıcı olabilecek, kalıcı delinebilecek bir statüye sahip olmalarıdır. Arkasından başka şey gündeme geliyor. Deniyor ki bazı Suriyeliler TC vatandaşlığına geçiyor. Bu olmaz. Niye olmasın? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da ve başka ülkelerde o ülkenin vatandaşlığına geçebiliyor. Hatta bazıları çifte vatandaş olabiliyor da Suriyelilerin niye olmasın? Ülkenin bir vatandaşlık yasası vardır. Bu vatandaşlık yasası vatandaş olmak için bir takım kurallar getirir. Bunlara uyan herkes Suriyeli veya değildir. Vatandaş olabilir. Mesela Almanya'da vatandaş olmak zordur. Yani Alman vatandaşlık yasası biraz hani zor bir yasadır. Şöyle kuralları vardır. Ülkede 8 yıl aralıksız olarak ikamet etmek. İlticası kabul edilmiş kişiler için bu 5 yıldır. Kendi geçimini temin etmek. Yani herhangi bir sosyal yardım vesaire şubu almamak. 3. olarak ağır suç işlememiş olmak. Tabii bu ağır suç deyimi ülkeye göre değişir. Almanya'da 3 yıldan fazla ceza almamış olmaktır. Son şartla yeterli Almanca bilmektir. Yeterli Almanca bilmek bir sınavla tespit edilir. Bunları yerine getiren kişiler işte başvurularından itibaren yaklaşık 1 yıl, 1,5 yıl süren bir muamele, işlemler vesaireler sonucu Alman vatandaşı olurlar. Aynı şekilde yani Türkiye'deki insanlar da pekala eğer Türk vatandaşlık yasasını bilmiyorum. Ya kuralları nelerdir? Herhalde Türkçe bilmek şartlardan bir tanesidir. Türk vatandaşı olabilirler. Neden olmasınlar? Herkes gibi pekala şu da olabilir, Suriyeliler de olabilir. Ayrıca şunu söylemek lazım. Dedik ki Suriye nüfusunun yaklaşık %30'u ülke dışında. Ülke dışına göç etti. Bunlardan Ürdün ve Lübnan'a göç eden toplam yaklaşık 1,5 milyon, belki 1,5 milyondan daha fazla kişi ileride geri dönebilir. Sonuçta bunların göç ettikleri yer, hani Suriye'ye çok da yabancı olmayan başka bir Arap ülkesidir. Ancak diğer ülkelere gidenler, Türkiye'ye gidenler, Almanya'ya gidenler, İsveç'e gidenler, ABD'ye gidenler, Kanada'ya gidenler, bunların çok büyük bir bölümü geri dönmeyecektir. Bunlar bu ülkede, gittikleri ülkelerde kalıcıdırlar. Orada kalacaklardır.
çok istisnai durumlarda bazıları sınır dışı vesaire edilebilir. Suç işleme durumu vesaire şu bu durumunda. Fakat bunların ötesinde bu insanlar bu ülkelerde kalacaklardır. Hani bazen şöyle şeyler oluyor. İşte diyelim İstanbul'daki Suriyeliler arasında bir anket yapılıyor. Suriyelilerin bilmem %70'i dönmek istiyor diye bir sonuç çıkıyor. Bu sonuca inanmayın. Şu anlamda inanmayın. Hani sonucu anketi yapanlar size yalan söylemiyorlar. Ama bu göçmenlerin genel özelliğidir zaten. Yani Türkler Almanya'ya 1961'de geldiler. Bu sene 60. yılı işte işçi göçüyle. Yani daha 1990'lı yıllarda bile Türkler arasında bir anket yapsanız çoğunluk geri dönmeyeceğim derdi. Ama bunların yani şeyine bakıyorsun dönmesi mümkün değil. Yani çocukları burada doğmuş, burada okula gitmiş, işte sağlık sorunları var, Alman sağlık sistemine bağlılar vesaire vesaire. Sonraki yıllarda bakıyoruz. Birinci kuşağın öyle bir bölümü döndü. O yıllarda döneceğim diyen ikinci kuşağın, yani çocukken Almanya'ya gelen veya Almanya'da doğmuş olanların çok büyük bir bölümü dönmedi. Ama o yıllardaki ankette sorsaydınız dönmek istiyor musunuz, dönmeyi düşünüyor musunuz diye kesin döneceğiz derlerdi. Bu göçmenlerdeki genel özelliktir. Sadece Türklere özgü değildir. İtalyanlarda, Yunanlarda böyledir. Ve Türkiye'deki Suriyelilerde de böyledir. Çok sayıda insan bugün döneceğiz dese bile fiili olarak dönmeyecektir. Geçmiş yani ülkesine gitmeyecektir. Ha ülkesine gidip gelebilir bu arada. O ayrı bir konu. Şartlar düzelirse tabii veya gidip gelemez. Neyse işte. Bir başka konu şu. Şimdi başka ülkelerde ilticanız kabul edildiği zaman size iltica pasaportu verirler. Bu iltica pasaportu 2 yıllıktır. Bu aynı zamanda 2 yıllık oturum demektir o ülkede. Her 2 yılda bir o pasaportun uzatılması gerekir. 2 yıl sonra uzatılır, bir 2 yıl daha alırsınız. Tabii bu ülkeye göre değişiyor. Veya 10 yıl alırsınız. Veya diyelim 2 defa 2 yıl uzatınca süresiz oturum alırsınız Almanya'da olduğu gibi. Ülkeye göre değişiyor bu yasa. Ancak şu, ilk 2 yıldan sonra oturum uzatılmayabilir. Mesela Fransa bunu çok yapar. Yani ilticayı kabul eder. 2 yıllık oturum verir, 2 yıllık pasaport verir. 2 yıl sonra pasaportu uzatmaya kalktığınızda şu veya bu gerekçeyle, diyelim sen geçimini temin edemiyorsun, işte yeterince Fransızca öğrenmemişsin, şu veya bu nedenle pasaportu uzatmayabilir. Hadi bakalım o zaman ya başka ülkeye gideceksiniz. İltica durumu nedeniyle gittiğiniz, yani geldiğiniz ülkeye geri dönemezsiniz. Ya da bayağı uğraşacaksınız Fransa'da. Başka ülkelerde benzer bir uygulama olabilir. Diğerlerde o kadar bilmiyorum. Yani dediğim gibi Türkiye'de Batı ülkeleri anlamında bir iltica yasası bulunmuyor. Ve bu büyük bir ihtiyaçtır. İlticacılara dayanışma içinde olan, ilticacıların durumunun düzeltilmesini isteyen herkesin ilk yapacağı iş böyle bir yasanın çıkarılması için kampanya açmaktır. Yani bu yasa için hani böyle uzun uzun araştırmalar yapmaya gerek yok. Dünyanın bir sürü ülkesinde bu yasa var. Bu yasa OECD ülkelerle sınırlı değil. Aynı zamanda bu yasaların bir benzerinin de yani ülkede çıkarılması gerekir. Yine şunu da unutmamak gerekir. Tekrar ediyorum. Bir ülkede iltica etme, ilticaya başvurma hakkınızın olması o başvurunuzu kabul edileceği anlamına gelmez. Mesela Almanya çok sayıda iltica başvurusunu red vermekle tanınmış bir ülkedir. Eskiden bu redler çok daha fazlaydı. Bugün biraz daha azaldı. Ama hala yine fazla denilebilir bunlara. Yani iltica hakkına sahip olmak önemli olan. Hak var. Ama bu hak fiiliyata geçer veya geçmez. O ayrı konu. Kişinin durumuna göre değişir. Yani işte iltica mahkemesinin gerekçeleri, iltica gerekçelerini haklı görmesine veya görmemesine göre değişir. Ama önemli olan yani ülkeye başka bir yerden kaçmak zorunda kalarak gelen kişinin iltica başvurusu yapmaya hakkının bulunmasıdır. Türkiye'de OECD ülkeleri dışında gelenler için böyle bir hak bulunmamaktadır. Bu ise bu ülkede iltica yasası yok demektir. O zaman ne oluyor? İnsanların durumu keyfi.
Yani misafir, 5 yıl misafir, 10 yıl misafir, belki 15 yıl misafir. Yarın ne olacak hükümet değişince belli değil. O zaman bu insanlardan kimsenin bir şey bekleme hakkı yoktur. Yani kendinizi onların yerine koyun. 6 ay sonra ne olacağınızı bilmiyorsunuz. Niye Türkçe öğreneceksiniz ki? Veya niye ülkede işte uyum sağlamak, ülkenin şartlarına uymak için çaba sarf edeceksiniz ki? Yarın ne olacağınız belli değil. Niye yapacaksınız bunu? Kimse yapmaz. Doğal olarak yapmaz. Dolayısıyla yani ilticacılara dayanışma içinde olmak önemlidir. Bir. İki. Bunun içinde ilk atılacak adım Türkiye'de dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi bir iltica yasasının çıkarılmasıdır. Ha, ilticacılara karşı olanlar vardır. Ebe kardeşim diyeceksin. Türkiye'nin dışında 7 milyon TC vatandaşı var. 7 milyon insan yaşıyor dünyanın bir sürü ülkesinde. Bunların bir bölümü hala TC vatandaşı, bir bölümü bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçmiş, bir bölümü işte çifte vatandaş durumunda. Bir kendi ülkenin durumuna bak önce bir. Ondan sonra işte şuna karşıyız, buna karşıyız de. Almanya'da diyelim Almanlar Türklere karşı olunca buna ırkçılık de. Sen Türkiye'de Suriyelilere karşı olunca bu normal olacak. Yapmayın böyle şeyler yani. Bunlar tamamen çifte standarttır. Bu tür şeyler de yani kimseyi ikna etmez. Bu tür şeyleri savunamazsınız ayrıca. Evet, ikinci programa yani mülteciler 2'yi de burada bitirelim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.